Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir po video çekiyorum. Po video şehirler arası olacak. Kırıkkale'den şu an Ankara'ya çıkmak için harekete koyuldum diyelim. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Ankara'ya doğru gidiyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuk olur diyelim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Şimdi bu videoda doğaçlama tamamen anlık karar verdim. Bayağıdır şehirler arası video atmıyorum. O nedenle ne konuşacağıma ilerleyen dakikalarda doğaçlama güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. İlk olarak ne konuşalım? Bu arada mesela bu bayağıdır video çekmediğim için birkaç kere böyle İstanbul vesaire gibi güzel şehirler arası yolculuklarım oldu. Ve maalesef onları çekmedik işte. Yozgat, Çorum taraflarına gittim. Oraları çekmedim. Gidişte de gelişte de güzel yerler oldu. Yalova'ya gittim, çekmedim. Bunları çekebilirdim aslında ama çekmedik maalesef. İnşallah bundan sonra çekeriz diyelim. Ve videomuza koyalım. Video biraz uzun olacak büyük ihtimalle. Fazla da montajlamadan koyacağım. Hem sıkışık bir zamana denk geleceği için hem de yani montajlama işte yapmaya vakitim olmayacak büyük ihtimalle. Bakalım içimizden geldiğince. Bu araca geçenden sonra normalde Honda'lar kolay kolay araç LPG'den kaynaklı arızalanması yapmaz. Aracı olanlar bilir, LPG'li aracı mesela Opel'lerde falan sık sık Chevrolet'lerde falan sık sık yakar bu zayıf karışım yakıt arızalanmasını. Geçenlerde Lukoil var bizim burada. Oradan bir yakıt aldım Ankara'ya giderken. Ha, o geçen gün Ankara'ya giderken de çekmedim o yüzden. Arızalanması yaktı ya, çok üzüldüm şahsen. Ama sonradan biraz benzinli, biraz normal kullana lambayı söndürdü şükür. Şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Ama inşallah yakmazlar. Üzerine Opet'ten gaz fulledim şimdi. Büyük ihtimalle artık yakmaz diye düşünüyorum. Ve yakıt fiyatlarına gelelim arkadaşlar birazdan. Çok tartışmalı bir konu. Fiyatlar malum biraz pahalı. Özellikle LPG şu an diğerlerine göre gittikçe mantıksızlaşmaya başladı. Yani 4.80'i LPG satan yerler var. İnsansızlar var mesela. 4 liraya satan var. Yani litre başından bahsediyoruz arkadaşlar. 80 kuruş fark. Çok vicdansızlık yani. Size şöyle söyleyeyim. Bir tanker, yakıt tankeri 35 ton, yani 35 bin litre kısacası yakıt alıyor. Ve litre başı sadece, bak, nakliyesi uzak olsa aslında böyle bir hikaye yok. Litre başı sadece 5 kuruş fazla satsa 35 ton yakıt. Tonunda kaç bin lira yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yanlış olmasın. Onu 500 lira mı? 5 kuruş çarpı 5000 kuruş kaç para yapıyor arkadaşlar? 500 lira yapıyor galiba. 500 lira. Sadece 500 lira fazla olsun. Diyelim ki 500 lira. 35 ile 500'ü çarparsak kaç yapar arkadaşlar? 17.500 lira değil mi? Sadece 5 kuruş fazla satmanızdan kaynaklı tankerde 17.500 lira fazladan kar ediyorsunuz. Bir Türkiye'nin en uzak yerinden en uzak yerine maliyeti, şoför parası dahi 5000 lira değil. Hadi diyelim 6000 lira. Şimdi kaldı ki bu sadece 5 kuruştan fark ediyoruz. Hadi diyelim ki sen işte riske giriyorsun, sigortası bilmem nesi falan, ben bu işleri biraz biliyorum şahsen. 10 kuruş fazla satarsın değil mi? Örnek veriyorum. 10 kuruş fazlasını satarsın. 17.500 değil, tek tankerde 35.000 lira fazla da bak. Sen zaten buna normalde alacağın litre başı 10 kuruş karı bahsetmiyorum. Ya da 10, 20 kuruş kar. Ki eminim en az
50 kuruş zam yapıyorlar. Ha şey, 50 kuruş kar alıyor benzinlikler bence. Litre başı en az. Sen buna bir de uzak diye, şöyle diye, nakliyesi var diye. Kimisi hiç onu da katmıyor. Aynı şehirde çıkarsa bile yakıtı indirme yapıyor, geçiyor. Satıyor. Çok fahiş fiyatları. Yani diyorum ya, sadece 10 kuruşta 35 bin lira arkadaşlar kar elde ediyorsun. 10 kuruş fazla koyduğun zaman tanker başı. Büyük tankerlerden bahsediyorum. 35 ton alan tankerler var. Şimdi kısacası bu uzak diye büyük zamlar yapmanın bir mantığı yok. Ve işin en vasat kısmı da ne biliyor musunuz? Ben şimdi burada Opet'ten ya da işte benzinlikten diyelim 4.39'dan aşağı şu an Kırıkkale'de Opet yok. 4.39 en düşüğü. Pardon, 4.49, çok özür diliyorum. 4.49'dan aşağı. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Ulan burada rafineri var. İnsafsız. Ankara'da ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 3.29'a kaç tane yerde Opet'te gördüm ya. Böyle bir oran ne? Orantısızlık. Ankara'da rafineri yok, bir şey yok. Allah, bizim insanımız birazcık yani zayıf. Hani bu yangın olaylara hepimiz üzüldük maalesef. Manavgat'ta, Bodrum'da çıkan yangınlardan dolayı bu yangın malzemelerini 5-6 katına satan firmalar oluyormuş. Abi utandım yani. İnsanlığından utandım. İnan, onların adına ben utandım. Yani böyle bir düşseniz, onu satan sinsi insanın yerine bir koysanız da kendinizi. Nasıl bir aşağılık. Yani o an aşağılık bir duyguya kapılıyor insan yani. Anlık onun yerine ben utandım. Yani rezil oldum yani. Türkiye adına rezil oldum. Her şirketin adına rezil oldum. Yani bunu yapan bir iki değil bizim. Bu tür olaylarımızda biliyorsunuz ki hep bazı fırsatçılar var. Allah telif ya, böyle ceza yememek için bir şey diyemiyorum. Fırsatçılar var. Ve bu fırsatçılar yüzünden işte hani gerçekten kimliğimden utanmaya başladım. Yani böyle bir vicdansızlık olamaz yani. Senin toprağın, ülken yanıyor ki. Senin ülkeni boş ver. Başka bir ülkede yangın olsun ya. Başka bir ülkede yangın olsun. Senin orman bütün dünyaya ait. Ağaç bütün dünyaya ait. Çünkü bir ağaç oksijeni atmosfere salıyor yani. Bütün dünya bundan faydalanıyor. Sen sadece kendi ülken, kendi şehrin adına bile düşünmemen gerekli. Şunu sabitleme açalım. Ve kimisi de var. Bir tane firmada, Allah razı olsun ondan. Yani o dualarla zaten emin ol yere ulaşmıştır. Yangın söndürme tüpü yolluyor. Bir sürü malzeme yolluyor. Ve üzerinden etiketlerini söküyor ki reklam olmasın diye. Böyle kaliteli insanımız da var. Bunlar da beni gurur duymamı sağlıyor. Yani her çeşit insanımız var maalesef. Ama bu ülke böyle bir durumdayken, ormanlarımız yanarken bunu fırsata çevirmeye çalışan aşağılıklar hiçbir şekilde bir insan kategorisine koymak istemiyorum yani. Kısacası böyle bir içimdeki duyguları sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah söylediğim kelimelerden dolayı kimse yanlış anlamaz. Üzerine alınması gerekenler alınır sadece. İnşallah bakalım hayırlısıyla şu yangınlar falan atlatırız. Bir daha da dikkat ederiz. Çevreye çöpme batmayız arkadaşlar. Camları, izmaritleri. Diyoruz ya, hani doğa ile insanoğlu bir savaş içinde. Bu savaşı insanoğlu kazandığı an hepimiz kaybetmiş olacağız. Yani biz kaybetmiş olacağız yine. Her türlü zararı veriyoruz. Bunlar için parçalanıyor yani. Dışarılara çöp atanları görünce. Ha bakın, ayıptır söylemesi, soda şişesi boş. Yani kaç tane at koyulabilecek, insanların koyduğu yerlerden kaç tanesine geçtim, atmadım. Adam akıllı cam dönüştürücü olabiliyorsa cam dönüştürücüye koyuyorum. Onun dışında çöp. İş yerime gidiyorum. Ha bu size örnek olsun diye anlatıyorum. Bakın inanın, bunu bana bir şey deyin. Aa helal olsun, yarık değil demeyin. Abartma deyin. Şöyle söyleyeyim.
İş yerimde her türlü şeyi dönüştürücüsü var mesela. Böyle yiyorum kaseyi. Lavabodan çıkıyorum, elimi kuruluyorum. Temiz yani. Havlu kağıdı, elimi kuruluyorum. Sadece nemleniyor. Yani temizledikten sonra elimi kuruluyorum. Elimde taşıyıp onu kağıt dönüştürücüye, yani lavaboların içinde yok, kağıt dönüştürücüye kadar gidiyorum, onu atıyorum mesela. Yani keşke herkes böyle olsa. Yani bu kağıtlar için sonuçta ağaç kesiliyor değil mi arkadaşlar? Ağaç kesiliyor ve sen o kağıt havluları geri dönüşüme yolladığın zaman bir sürü ağacı kurtarmış oluyorsun. Yani bu tür şeylere inşallah hepimiz birlikte dikkat ederiz. Yani bizim ülkemizin, toplumumuzun zaten en büyük eksikliği eğitim. Eğitim yani. Bugün çok konuşuyorum maalesef ama konuşacak aslında çok konu varmışım. Başta bulamazken. Eğitimsizlikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Öğretimle karıştırmayalım. Yani bir insan örnek veriyorum, doktor olmayı öğretiyorsun ama insanlığı öğretemiyorsun. Mühendis olmayı öğretiyorsun. İnsanlığı öğretemiyorsun. Hani bir doktora insanlığı öğretmezsen bir tane yaşlı adam ölecek hastasına öleceğini söyleyemezsin. Bir tane daha iğne varsa onu da sattırsın. Gereksiz masraf yaptırsın. Bir müteahhitsen, örnek veriyorum, mühendissen, vicdansızsan çalarsın projeden. İnsanların yine hakkına girersin. Riske atarsın insanları. Yani insanlık çok farklı. Bakın benim bu konuda, eğitim konusunda, yani gıptayla baktığım tek devlet Japonlar. Yani millet Japonlar. Adamlar kendi ülkelerinde değil zaten. Her gittikleri ülkelerde adamlar tatile geliyor. Ellerinde çöp torbalarıyla. Yani her gittikleri yerleri kendileri atsın atmasın tertemiz yapmadan bırakmıyorlar. Yani ve diyorlar ki ya bizim bu kadar güzel, yani biliyorsunuz Japonya felaketlerden geçirmeyen bir ülke. Yani yanardağısı var, tsunami'si oluyor, depremi oluyor ve sürekli deprem oluyor. Yani bizim kadar güzel toprakları da yok, bizim kadar güzel denizleri yok, tehlikesiz denizleri yok. Ama onlar, adamlar o kadar iyi bakıyor. Diyorlar ki işte bizim toprak, sizin kadar değerli topraklarımız bizde olsa işte biz hiçbir şey yapamaz. İnsanlar, biz kendimiz, kendi devletimizin, ülkemizin, topraklarımızın güzelliğinin farkında değil. Sadece zarar veriyoruz. Yani. Allah hepimizi ıslah etsin. Hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Atmosferik araçlarda da uzun süreli yokuşlarda hızını almak çok önemli. Yani şundan dolayı önemli. Araba önceden hızını alırsa yokuşta çok zorlamaz ve daha az yakıt yakar.
Hala o sonra da yok abi. Şöyle bir şey var. VTEC'ten mi kaynaklı? Yani otomatik arabaların genelinde var. Birden hani devir düşürerek hızlanması falan. Ama VTEC Honda'larda çok daha üstün şekilde yapıyor. Yani atmosferik araçlara kıyaslayarak bakıyor. Yani birden hızlıca devir düşürüyor ve sen bastığın sürece yani neredeyse sınırsız şekilde hızlanabiliyor. Tabii arabayı ne kadar zorlamayı göz ararsan. Hani mesela bazı araçlarda 5. viteste manuel araçla ne kadar zorlarsan zorla tıkanır ya belli bir yerde. Bunda öyle sınır yok yani. Biri piste neredeyse 2. vitese düşürüyor yüksek hızda. 3. yani şanzıman devir sport moddayken 7'ye 8'e kadar attı oluyor yani. 8000 devire kadar düşün, kırmızının sonuna kadar getiriyor ve istediğin hızı getiriyor yani araba. Gaza ne kadar hızla basarsan bas fark etmez. Kesintisiz bir videoydu. Ankara'ya kadar çeker miyim bilmiyorum arkadaşlar. Zaten amaç şu şehirler arası yolu görmek. Çünkü çok da videoyu uzatmamak lazım. Bir de bunu yüklemesi var. Otomatik şanzımanlı araçlarda da uzun yolun tadı farklı oluyor. Neden? Şanzıman aralığı çok iyi. Şu an 125 km 3000 devir gösteriyor. Ama otomatik vitesi ya da ara vitesler var mesela. Yani kimse anlamıyor. Yani ara vites benim ne demek istediğimi anlamıyor. Şu an 5. vitese ben 125. 3000 devir. Ama birazdan mesela ben daha düz bir yolda yaparsam bunu 150 km'ye kadar çıkıyor burası. Şu an 2500 devir ve 128 km. Arabada 5-6 kişi varken klimayı açtım. Klima açık gidiyordu falan. Araç kompresör, klimanın kompresörünü patlattı. Ondan dolayı kapatasım geliyor. Hakimiz de diyor ki araba giderken böyle zorlanırken bir yandan kompresörü klimayı kapatmak da birden zarar veriyor diyorlar. Vallahi bu konuyla ilgili net bilgisi olan, emin olan lütfen yorumlar kısmında bildirsin ki biz de öğrenelim. Yani faydanız olur. Bir güzel sevinirim. Şu sağda da tankerler tartım noktası. Büyük tankerler, araçlar. Yani genellikle kasada araçlar burada tartılıyor, sonra yola devam ediliyor. Gereğinden fazla yük almış.
yükseltmesin diye şu şekilde kullanıyorum. Hani birden devir düşürüp daha az yaksın diye. Gaza ayağımın ucuyla dokunuyorum. Şu an 95'e falan düşüyor ve haliyle her hız düşürdüğünde de ayağımı gazdan biraz çekiyorum. Çünkü ayağım mesela 100'e göre ayarladığım an direkt vites küçülecek. Yani 3000 devir üstüne çıkması istemiyorum açıkçası. Çok yakmaması için. Şu an. Ha, kendi çıktı. Dedi ki araba yeter daha bu kadar da yavaş gitme dedi. Şu an artıyor hızı. Yokuşuk araba. Oradan görülüyor mu bilmiyorum ama sonradan bakarım. 100 oldu mesela şu an. Şu an 4500 devir attı arabaya direkt. Atıyor ya. Şu an ayağımı gazdan çekiyorum onu. Düşürdüm. Check on that.